günümüzde iki tür varlığı var diyebiliriz dayanışma evreninin. Bir tanesi fiziksel varlığı ve zaten ara bölgede olması da başlı başına bir ifade biçimi aslında. Çünkü kimseye ait olmaması gereken bir bölgede siz toplumlar için bir merkez kuruyorsunuz ve aslında burası herkesin diyorsunuz onun sonunda. Ve ondan önceki birlikte yaşamıştık aslında, 74 öncesi veya daha da geriye gidebiliriz. 63'te çünkü bir şekilde bir çatışma çıkmıştı bu adada ve 63'te aslında o süreçte bile toplumlar kendi küçük alanlarına hapsolmuşlardı. Ve oradan itibaren aslında o yaşayan hafıza bir şekilde yavaş yavaş yok olmaya başlamıştı. Hem insanlar bulundukları, yaşadıkları bölgeden bir şekilde göç etmek zorunda kalmışlardı. Hem alıştıkları gündelik hayatın içerisinde alıştıkları ve yapmaya alışkın oldukları şeyleri artık yeni yerleştikleri yerlerde yapamamaya başlamışlardı. 74'te tabii içerik daha da değişti, ada bölündü. 68'de daha bir coğrafi şeyler değildi. Daha çok Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüşünde alacağı pozisyon konuşuluyordu. Şimdi ona bir de coğrafi yer eklendi, yani Kuzey Kıbrıs. Onun için iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik içeren bir federal çözüm. Yani 77-79 Doruk anlaşmaları var. Rahmetli Denktaş'la gerek Makarios'un gerek daha sonraki Rum liderin imzaladığı şeyler üzerinde. Bunlar ana prensipler olarak kabul edildi görüşmelerde. Şimdi bulunduğumuz bölge, Yeşil Hat dediğimiz ara bölge, Litra Palace Hoteli olarak bilinen bir yerdeyiz. Litra Palace Hoteli 1948 yılında yapılmış bir yapı. Şimdi Litra Palace Hotel özellikle 1974 yılından sonra artık otel olarak kullanılmaktan vazgeçilmişti. 74'te Lefkoşa'daki bütün yabancıların sığındığı yer idi savaş sırasında. Daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından kullanıma altına alındı. Bu ara bölge 2003 yılından sonra kapılar açıldıktan sonra kapılar açılmadan önce de hotel belli iki toplumlu görüşmelere ev sahipliği yapan bir binaydı. Yani izin alınmak suretiyle burada toplanan gerek siyasiler gerek Trakt 2 dediğimiz sivil toplum örgütlerinin buluşma yeriydi. Kıbrıs'ta kapılar açıldı açılmasına ama kapılar daha çok Avrupa Birliği vatandaşları için serbest. Yani daha doğrusu Larnaka'dan gelen herkes kuzeye geçebiliyor. Fakat Ercan'dan veya kuzeyden gelen kişiler ise Avrupa Birliği vatandaşlığı yoksa güneye geçmeleri yasak. Yani sonuçta yine büyük bir kesim insan güneye geçemiyor. O yüzden de bu yer önemli. Ama onun haricinde çok büyük bir buluşma alanından bahsediyoruz. Her türlü, her insanın ulaşabileceği bir yerden bahsediyoruz. Bu kitap Kıbrıs'ın hem Kıbrıs'ı Türk hem Kıbrıs'ı Rum kayıtlarıyla ilgili. Bu kitabı ben aktivist olduğum için bir barış aktivisti olarak her iki tarafta çeşitli kasabalara, köylere götürüyordum ama götürürken de yanımda mutlaka bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum kayıp yakının geliyordu. Ve onlar halka hitap ediyordu. Çünkü öyküleri de kitabın içindeydi zaten. Ve çağrı yapıyorlardı. Bildiğiniz bir şey varsa paylaşın. Gömyerleri biliyorsanız paylaşın. Bir de birbirlerine kurdukları empatiyi de gösteriyorlardı.
geziler düzenledik. Geziler derken elbette bu konuda sıkıntılar yaşayan insanlarla buluşma yönünde köylere, işte kulüplere ya da okullara en önemlisi otoriteler hem Türk tarafında hem Rum tarafında. Yaşanan her şeyi unutturmaya dönük bir politika bizi en çok rahatsız eden, bizi en çok sıkıntıya sokan ve başımızın en büyük derdi diyebileceğim şeyler. And they weren't even talking about the Brexit proposal missing because they didn't want to open the box. So this became evident, known, even though most of the Greeks might not even know that. But since 2005, when the names were actually published in the Gazette. Proposal for the amendment of CMP to become actually an effective remedy because as it has been established according to the European by the European Court of Human Rights, CMP is not an effective remedy for missing for the relatives of missing persons. So we, in this context, we try to make suggestions for the, let's say, amendment of the terms and conditions of CMP so as to become more effective. It seems that the first thing that the relatives need to know is the fate. Yeah. And then the question starts, who is the perpetrator? Will he be punished? Yeah. So it's the truth and then it comes accountability. Yeah. Aradığımız 1963-64 döneminde Lefkoşa'da kaybedilmiş bir Kıbrıs'ı bunları arıyoruz. Bu da 10 civarında bir sayının maksimum tahmin edilen. Burası ile ilgili daha önce Sevgül Hanım da bizim komitemize şahitler getirerek göstermişti. Dosya olarak karışık 63, daha geç olan bir dönem 74'ten daha öncesi hem bilgiler azalmaya başladığından dolayı hem çevresel faktörlerin tamamen değişmesinden dolayı bu gördüğünüz mesela arkamızdaki bina 1981'de yapılan bir binadır. Hava fotoğraflarını kullanırız. Dolayısıyla 1963 hava fotoğraflarında o evin tam yeri tespit edildi. Burada nerede olduğuna bakıldı. Onun tarif ettiği bütün o coğrafi şeyleri haritada görüp buraya oturtmaya çalıştık. Oradan da tahmini gömü yerinin nerede olabileceğine dair bir limit çizdik. Bizim en sonunda ailelere teslim safhası denen safhada zaten ailelere soruluyor teslim günü. Bizden CMP'nin yaptığı bilgileri istiyor musunuz diye. Laboratuvarımızda ara bölgede bir yerimiz var. Aile görüş günü ayarlanır psikologlar tarafından. Ve bütün safhaların hem sorumluları hem de orada çalışan görevlileri orada olmak ve sunum yapma sorumluluğuna sahiptir. Kalıntıları teslim ederken en azından biz ne olduğunu bilmiyoruz. Kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Yani tamam bazen duyumlar olabiliyor. Ama ispatlayabileceğimiz bir durum değil. Kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Nasıl öldürüldüğünü bilmiyoruz. Hatta ölümün hangi sebepten gerçekleştiğini de bilemeyiz. Çünkü elimizde sadece kemikler var. Otopsi yapmadığımız için. Dolayısıyla aileye verebileceğimiz tam da Demet'in dediği gibi kazıyı nasıl yaptık, kazı hangi metodolojiyle nasıl gerçekleştik, ne kadar derinlikte bulduk. Sonra da antropolojik analizde neler yapıldı, hangi kemikler DNA için kullanıldı ve DNA'nın sonucunda işte yüzdelik ne kadar, %99'luk da 96 ile mesela kimliklendiği aileye bunları veriyoruz.